Hanımlar ve beyler, selamlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır bir video çekememiştim. En son hızlı bir piyasa incelemesi yaptık. Ardından da çok fazla vaktim olmadığı için videoya giremedim. YouTube tarafında, finans tarafında özellikle video çekememiştim. Bugün bir ufak yine piyasalara bakalım istiyorum. Ardından da şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Sonrasında da belki bir işte oyun falan oynayıp sohbet edeceğiz. Katılmak isterseniz YouTube, twitch.tv/nihatkakanyücel adresinden açıklamalar kısmında linki var. Yine sabit yorumda da ben bırakmış olacağım. Canlı yayınlarımıza katılır, bize eşlik edebilirsiniz. Eğer Twitch'teki arkadaşlar da siz de isterseniz ünlem YouTube yazarak YouTube kanalımıza, finans tarafına abone olabilir. O tarafı da takip edebilirsiniz diyelim ve ufaktan şöyle bir başlayalım. En son askere gitmeden bir video çektim. Ondan sonra askere gelince bir hızlı piyasa incelemesi yapmıştık. Şimdi de izninizle yeni bir bakış açısı, bakış getirelim BIST 100 tarafına. Gün boyunca sürüncemede -0.1'lerde, -0.1'lere kadar düşen aralıklarda gezdi borsa. Ardından da gün sonunu %1.08'de kapatmış oldu. Endeksin şöyle grafik tarafına bir ufak bakalım istiyorum. Hem günlük hem de 2 saatlik tarafta inceleyeceğim. Günlükte ben şu videoda, en son attığım videoda yine siz de teyit etmek isterseniz, hızlı piyasa bakış açısı videosunda burada bir işte golden cross hareketinin çalışacağını, önce bir negatif golden cross'un ardından da bir pozitif golden cross çalışabileceğini söylemiştim. Negatif golden cross'umuz çalıştı, 20 günlük hareketli ortalamamız 200 günlüğü alttan kesti. Şimdi bunun hızlı bir şekilde şöyle 9000'lere doğru çıkmasıyla beraber, belki de işte 9400-9300'lere çıkmasıyla beraber 20 günlük hareketli ortalamanın, belki bu bir süreç olur. Hani yani yaklaşık belki 2 hafta sonra bu hareket yapacak, yükseliş hareketini, ama muhtemelen bu yükseliş hareketini yapmasıyla beraber pozitif golden cross'u göreceğiz. Ardından da o negatif golden cross'ları bizim gördüğümüz dönemdeki gibi, bunların hepsi golden cross, sonradan düzeltmeli olduğu için toparlamış olan grafikler. Ama normalde bunlar şu düşüşler, burada mesela 100 günlükte bir golden cross vardı. Bunlar bir işte hep böyle bir kesişim. Yani 20 günlüğün 200 günlüğü kestiği alanlar. Tabii ki zaman içerisinde bu kesişimler daha az rastlanır hale geliyor. Hatta şurada üst üste binen yerde yaklaştırsanız sanki kesmemiş gibi de görebilirsiniz. Ama işte dediğim gibi hani bu sonraki ilerleyen zamanlarda tekrar ayrılır yani crosslar. Ama aslında mesela burası da bir golden cross kısmı. Yani normalde bu işte o 24 Mayıs tarihinde de burada yine bir ters golden cross, bir negatif golden cross 20 günlük kesmişti. Birkaç gün içerisinde tık 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 birkaç yeşil barla da hemen net bir şekilde pozitif golden cross'u görmüş. Ardından da yani altın çarpı denir buna, 20 günlüğün 200 günlüğü pozitif olarak yukarı doğru kestiği alanlarda gördüğümüz zaman da yeni bir rally'nin başlayabileceğini şahit olmuştuk. Benim beklentim, düşüncem teknik analiz tarafında o yönde. Hani burada belki bir 20 gün, belki bir ay, hani süresini bilmiyorum ama negatifi gördük, negatif keseni gördük. Pozitif keseni görmeyi bekleyeceğiz. Yani burada artık soğumaya başlayacak. Belki bir süre yatayda gidecek, ardından tık 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 gelecek veya bir anda buradan yine dönebilecek, belli olmaz. Göreceğiz ama ben borsa için en azından önümüzdeki 3 aydan sonra 2025 girmemizle beraber diyeyim. Yani 2025'teki faiz indirim sürecine girmemizle beraber bir pozitif hava seziyorum diyebilirim. Yani borsa İstanbul'da için pozitif ralliler, belki artıya geçmeler, belki yeni zirveler tazelemeler, yani 11.300'leri geçip 13.000'leri görmek, 12.800'leri görmek için bizim faiz indirim sürecine girmemiz 200-250 bas puan, 200-300 bas puan kadar, yani %47'lere, %48'lere kadar faizleri yavaş yavaş artık düşürtme sürecine girmemiz, enflasyondaki geri çekilmeyle beraber, bunu yani söyleyeyim, hani geri çekilme olmazsa Kasım enflasyonu, Kasım'da açıklanacak olan Ekim enflasyonu da yüksek gelirse faiz indirim sürecine giremeyiz. Ama eğer düşme gözlenirse o zaman da 200 bas puan gibi faiz indirim sürecine girebiliriz. Bu da bizi pozitif etkileyecektir. En azından bizi şu 10.000 seviyesine geri atacaktır diye düşünüyorum. Tabii gelen makro gelişmelerin de ışığında gerçekleşecek. Hani bir savaş
endişesi olduğu sürece tabii ki negatifler vuracak. Aslında şunlar tepki alışları, yani bu yeşiller. Bakın, büyük bir şelale düşüşü ardından tepki alışı. Şelale düşüşü, tepki alışı. Bunlar biraz tepki alışları, onları söyleyeyim. Ama pozitif miyim? Ben Borsa İstanbul için genel anlamda pozitifim. Şirketlerimiz karlı, satışlar devam ediyor. Yani karı düşmüş olan şirketler bile en nihayetinde kar elde edebiliyor. En nihayetinde satışlarını devam ettirebiliyor. Bu süreçte de zorlanacaklar. Şirketlerin bazıları evet, ama sonrasında üretimi devam eden, satışları devam eden, karlılığı sürdürebilen, net nakit pozisyonu olanlar, yani borcu olmayıp nakit pozisyonu yüksek olanlar bu hengamenin içerisinden iyi çıkacaktır diye düşünüyorum. Şirketlerimizin yanında olacağız diye düşünüyorum. XAUSD tarafın spot altının ons altına şöyle baktığımız takdirde de savaş endişesiyle sürekli olarak buraları tazeliyor. Fed'den bir faiz indirimi gelecek muhtemelen, 25 bas puan civarı diye düşünüyorum. 2.3 beklentileri vardı enflasyon için. Etki enflasyon 2.5'tu, 2.3 beklentileri vardı, 2.4 geldi, arada geldi. 2.3 gelseydi muhtemelen 50 bas puan bir faiz indirimi düşünüyorlardı, ama 2.4 gelince ya pas geçme ya da 25 bas puan bir faiz indirimi getirme son ihtimallerini düşünüyorum. Faiz indirmek demek her zaman için altında, emtiada, petrolde, demir çelikte, bilimum emtia çeşidinde faizi temelliklerinden dolayı Fed'in faiz indirmesi bunlar da artışa neden olacaktır. Fed faiz indirimleri devam ettiği sürece de ve de küresel sıkıntılar devam ettiği sürece de spot altında, ons altın tarafında, altın dolar grafiği tarafında da yükselişleri görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. En azından 3000 onsu falan görmek çok da zor değil diyebilirim. Yani bu şekilde gider. Yani 25 bas puan 50 bas puan, 25 bas puan 50 bas puan faizi düşürtürlerse 3000 onsu da görebiliriz. Ama ne kadar sürede görülür ya da görür müyüz onu da göreceğiz. Enflasyonuna bağlı, ABD enflasyonuna bağlı olarak göreceğiz bunları. 25 bas puan gibi bir indirim yapılabileceğini Fed'in düşünüyorum. Onu da ilerleyen günlerde beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet, piyasalar tarafında düşüncelerim bu şekildeydi. 7 dakikalık kısa bir videomuz olsun yine. Ben elimden geldiğince daha fazla video çekmeye çalışacağım. İlerleyen günlerde yeni halka arz olacak mı bilmiyorum. Halka arz inceler miyiz onu da bilmiyorum, ama ufak tefek şirket incelemelerine başlayacağım. Ufak tefek eğitim videolarına yine başlayabilirim. Benim borsa tarafında, yani YouTube kanalımı az çok incelerseniz zaten bilirsiniz. Oynatma listeleri tarafında burada uzun vadeli 5 hisse senedi örnek portföyü derlediğim 6 video var. Beşer hisseden oluşan 6 tane farklı portföy aslında burada oluşturmuştum. Bir yıl önce, bu bir yıl önceki fiyatlarına bakıp, yine burada anlattığım şirketlerin fiyatlarına bakıp, bu seneki fiyatlarına bakıp, bu seneye kadar verdikleri temettülere bakıp o portföylerin nasıl bir yol izlediğini görebilirsiniz. Şu an bile, şu düşüşlerde bile bu portföyler şu anda zarar etmiş durumda değiller. Ama dediğim gibi bu o zaman için geçerliydi. Şimdi için başka belki portföyler oluşturulabilir. Yine onları da değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Halka arz tarafını geçtikten sonra yatırım sohbetleri kısmında burada sizin için temettü nedir? Temettü yatırımı neden karlı? Fon yatırımı, TEPAS kullanımı gibi işte bazı eğitim videoları var burada. Hani temettü nedir gibi, fon yatırımı, TEPAS kullanımı gibi. Yatırım için en doğru zaman ne zaman gibi, temettü ile nasıl zengin oluruz gibi, burada bazı finansal özgürlük bu kadar kolay gibi, finansal özgürlük ve temettü üzerine yine anlattığım ufak tefek eğitim videoları da var. Bunlara da göz atmanızı tavsiye ederim sizlere. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim sevgili YouTube. Daha sık görüşmeye çalışacağız. Haftada 2-3 video en azından çıkmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Şu anda pek yetişemiyorum. Biraz yoğunluğumuz var. Daha iyi günlerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Esen kalın.